kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kadın Kolları ilçe ilk kongremizin teşkilatımız, partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kurulduğu günden beri Kadın Kollarımız bünyesinde AK Parti için, şehrimiz için, ülkemiz için hizmet vermiş bulunan tüm hanım kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum. AK Parti demokrasiden ekonomiye her alanda ülkemizde Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat ve kat üzerinde hizmetler gerçekleştirmiştir. Milletimizden, tarihimizden, medeniyetimizden aldığımız güçle sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek, nefes tazeleyerek inşallah daha uzun yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'de hanımların siyasi katılımına en çok önem veren, yönetim kademelerinde onlara en çok yer açan parti AK Parti'dir. Diğer partiler sadece sandıkta kullanacakları oya gözlerini dikerlerken AK Parti hanımlarımızın üretkenliklerine, birikimlerine, sevgilerine, heyecanlarına talip olmuştur. Bu anlayışla her kademede olduğu gibi kadın kollarımızda da milletimizle irtibatımızı daha da güçlendirecek, önceliği daima partisinin ve ülkesinin çıkarlarına verecek kadrolara ekibimizi zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin AK Parti'ye, AK Parti'nin geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran hizmetlerine her zamankinden daha çok hizmet duyulan bir dönemden geçiriyoruz. Belde, ilçe ve il kongremizin ardından Ankara'da toplanan büyük kongremiz de nihayete erecek bu maratonu milletimizin karşısına hazırlıklı bir şekilde çıkma bakımından en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha ilçe il kadın kollarım kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyor, seçilecek arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum. Kongremizin iştirak eden kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı selamlıyorum. Kalın sağlıcakla, Recep Tayyip Erdoğan. Dava neferi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Hepimiz bu davanın bir parçasıyız. Bizler bu davanın parçası olmaya devam ettikçe ülkemiz her geçen gün daha da güçlenerek büyümeye devam edecek. Dava arkadaşlarım, bizleri zor bir süreç bekliyor. Gerek ülkemiz için, gerek davamanımız için çok çalışacağız. Milletimizden yetki isteyeceğiz. Oylarına talip olacağız. Bu yola yalnız çıkmadık, yalnız bitirmeyeceğiz. Yorulanlar, dinlenmek isteyenler elbet olacak. Ama kimse yalnız bırakmayacağız. Allah birliğimize güç versin. Biz AK Kadınlar olarak bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize tek tek teşekkür ederiz. Ayrıca canımdan çok sevdiğim aileme, beni hep yanımda oldukları için ve arkamda oldukları için onlara minnettar duyuyorum. Şu 5 gün içerisinde gerçekten gecemizi gündüzümüze katarak belki hatalarımız olmuştur, belki yanlışlarımız olmuştur ama kusura bakmayın diliyorum. Beni yalnız bırakmayan can dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli delegeler ve misafirler, Dalaman 5. olan Kadın Kolları Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar, öncelikle affedle, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Kurulduğu günden bugüne kadar adaletin, hizmetin adresi olmuş AK Parti, kongre süreciyle büyük güçlü Türkiye inşasında 2023-2071 hedeflerine ulaşmak için yolumuza hep birlikte kararlı bir şekilde AK kadrolar olarak devam edeceğiz. Teşkilatımızın kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş kadın kolları, gençlik kolları, belediye başkanları, meclis üyeleri, tüm partili arkadaşlarım hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Arkadaşlar, geçen gün il başkanı ilçe divanımıza geldiği zaman o da aynı o şekilde ilçe başkanları arkadaşları, meclisiyle arkadaşlarımızın hepsini bir arada görmekten onur duyduğunu bize bizzat beyan etti. Biz de kendisine teşekkür ettik. Burada bizi yalnız bırakmayan ilçe başkanı arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Burada Nemnur Başkanım diyorum, teşekkür ediyorum kendisine. Fatma ablamla uzun süre çalıştık. Gülşen benim kendi öğretmenim olduğu için ayrıca kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Müşerref de okul arkadaşım, yani çok fazla dışarıdan bir kadro yokmuş gibi bir görüntü var. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Arkadaşlar, burada birlik beraberlik içinde 2019'da Yelda Başkanım'ın da söylediği gibi hep beraber birlikte buradaki dolluk şeklinde hep beraber inşallah 2019'da Aslı Başkanım'la, diğer görev yapmış arkadaşlarla beraber 2019'da Dalaman Belediyesi'ne biz talip değiliz. Biz alacağız diyoruz. Arkadaşlar, artık biz Dalaman'da biz olduk. Ben zihniyetimden kurtularak biz olmayı başardığımızı bir sefer daha görüyorum. Aslı Başkanım geçen dönem istifa etti. Bu dönem tekrardan Kadın Kolları Başkanı oldu. Bundan daha güzel bir şey var mı arkadaşlar? Yani darılma yok. Kırılma yok, ayrılma yok. Biz bir beraberiz, hep beraberiz, güçlüyüz. Beşinci olan Kadın Kolları Kongremize geldiğinizden dolayı tüm misafir arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Pazar günü 10 Şubat Cumartesi günü parti binamızın önünden saat 12'de araçlarımız kaldırılacaktır. Gelmek isteyen arkadaşları herkesi davet ediyoruz. Başbakanımız ve en az 6 tane bakanımız kongremize katılacaklar. İnşallah hep beraber Dalaman'ı orada bir sefer daha düzgün bir şekilde, iyi bir şekilde, kalabalık bir şekilde temsil etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca burada ilk kadın kolları başkanımız eşi Mustafa Topsöz misafir oldular. Allah razı olsun kendisinden. Mustafa Başkanım geçmiş dönemden de samimiyetimiz olduğu için, bir tanıdığımız olduğu için kendisine ayrıca hoş geldin diyorum. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.